Hazır Kıta ailesinden Türkiye'nin hazır kıtasına iyi haftalar diliyorum. Şimdi daha önce görüştüğümüz çok değerli araştırmacılar Oktan Keleş'le metafizik istihbaratı kovalamaya devam ediyoruz. Bu konuda çok bir sevgi, çok büyük bir talep var ve çok büyük bir açlık var ve idrak dediğimiz olay yavaş yavaş Türkiye'de bir ana cadde gibi, cadde-i kübra gibi oluşmaya başladı. Şimdi ben dilerseniz Oktan Bey'in daha önceki programımızdan kalan bölümüyle birlikte kitabının Bir Meczubun Rüyası kitabının 264. sayfasından bazı pasajlar okuyacağım. Ve ondan sonra programı yavaş yavaş kurgulamaya başlayacağız. Çünkü konuşacağımız o kadar çok şey var ki fakat biz istiyoruz ki bunu bir bütüncül bir zekayla algılayacak, algılatacak bir formatta yapalım. Ben pasajları izninizle devam ediyorum sevgili seyircilerim. Papa II. John Paul bölümünden sonra bu papanın Hristiyan alemini İslam'a, Müslümanlara karşı devamlı kışkırtacak bir kişiliği taşıdığını, evangelistlerin aslında bir hikaye olup arkasında asıl çekirdek teşkilatın yeni dünya krallığı için uğraştığını ve bütün tarikat ve örgütleri bu doğrultuda kullandığını, haberler peşin sıra böylesine bir şimşek hızlıkla kulaklarımda çınlıyordu. Yani bir beyin radyosu var, bir kulağa gelen bir radyo var ve bu radyo bir takım bilgiler bu kitabın kahramanına mesajlar vermeye başlıyor. O mesajlardan bazıları hayretten hayrete düşüyordum. Bu arada çok flash bir haber geldi. İkinci Titanic faciası olmuştu. O zamana kadar bu dünya bu bilgiyi bilmiyor. İkinci Titanic faciasını Oktan Bey'le konuşmaya başlayacağız. Mısır'da Nil Nehri'nde bir gemi battı ve dünya bu gemiye duyarsız kaldı. Alelade bir haber gibi geçiştirildi. İçerisinde 2000'e yakın bir hacı ordusu vardı. Devam ediyorum. Hemen ardından bir başka haber. Gizli bir örgüt İsrail finanslı kalpsiz insan yaşatma modelini gerçekleştirmişti. Ve bir başkası eyvah Pisa Kulesi toprağa kavuşmuştu. Şimdi biliyorsunuz bugünlerde gazetelerde bir takım haberler var. Kalpsiz insan canlı halde yaşatıldığı şeklinde haberler giriyor. Ve bu kitap ondan 1,5 sene evvel bu şekildeki bir bilgiyi, bir duyuyu dillendiriyor. Pisa Kulesi toprağa kavuşmuştu. İlginç. Bunu da bekleyelim herhalde. Allah'ım neler oluyordu? Koca bir uçak pilotu kayboldu diye bildiriliyordu. Bu sefer spiker. Korkmaya başlamıştım. Bu olayların seyri hiç de normal değildi. İyice dikkat kesildim. Nerede, niçin bulunduğumu neredeyse unutmuştum. Bir başka haber daha. Roma'daki gibi insanları minik bir çiple kulaklarına takılacak küpeyle uzaktan kontrol ederek onları köleleştirme adı çağdaş insan kontrolü adı altında teröre karşı tedbir diye yasalaştırmaya sunuldu ki bugünlerde Amerika'da insanlar bu şekilde çiplenmeye başlandı. Aslında kredi kartları da telefonlar da biraz çiptir ama şimdi konuyu kesmek istemiyorum. Yüce Yaradan'ın kendine muhatap aldığı Adem'in durumu bu mu olacaktı? İnsanlık bu mu olacaktı? Vah bize artık sizin...
gömüldü. Böyle bir istihbarat verdik. Zaten ulusal basın da bu yönde çok ilgilendi. Kitabın evet. popülaritesi de bu haberle meydana geldi. Bir şekilde yer aldılar. Bir okuyucularımız haber öyle diyor. Yani onlar nasıl işlediler bu konuyu? İnşallah dezenform evet. etmemişlerdir. Yani kainlik, mayinlik şeyleri... Yok yok mı? Yok. Tabii ki değil. Yani sonradan bizim öyle şeylerle alakamız olmadığını anladılar. Tabii evet, ki bizde her şey edep ve adapladır. Tabii ki tabii ki. Tabii ki. Bilgi doğru, temiz, has kaynaktan verilir. Eyvallah. Adapla eyvallah. İnsanları uyarmak için bilgilendirilir. Eyvallah. Zaten kahinlikten ama da istihbaratçı olduğum hakkında spekülasyonlar yapıldı. İşte deşifre yapıldı. Böyle ki herkesi yıldız istihbaratının zamanında bir şey vardı ya kirletilmez durum. Herkes tabii ki. Herkes istihbaratçıydı gibi. Evet. Bu halk ordudur, ordu da halktır. Gerekirse gereklidir. Bütün halk edeple adapla istihbaratçı. Elbette ki. Şimdi buradaki önemli olan mesele şu. Dedik ki bir tanesi orijinal Titanic denen hani bu filmleri yapılıyor finansörlerle milyon dolarlık tekrar evet, sahnelere evet. konuyor. Aynı jenerasyon devam ediyor. Yani gündemde tutuluyor. Kuzey Buz Denizi'nde tutan şu meşhur Titanic. Evet. Yani Hristiyan aleminin bir gemisiydi, yolcu gemisiydi. Fakat yıllardan beri bu gündemde taze şekilde tutulmakta. Evet. Fakat bizim bu Müslümanların gemisi olan 2000 kişi, onun 3 katı, 4 katı fazla can kaybı olan gemi sıcak denizde olacağını hac dönüşünde zaten meydana geldi. O deniz onlara mezar olmasına rağmen bizim Müslümanlar bir hafta içerisinde unuttular. Maalesef ki bunu öz eleştiri olarak dile getirmek istiyorum. 2000 kişi canından evet. oluyor. Evet. Dünya medyasında küçük bir haber olarak geçiyor evet. veya üzeri işlenmiyor. Böyle bizim bir... Türkiye'de bazı kanallar bir hafta bir gündemde tuttu. Aynı kitapta yer aldığı gibi flash işte Titanic, ikinci Titanic faciası oldu. Aynı kelime kelime gündeme geldi. Hatta bazı kanallar şey yaptılar, katılmadık. Dolayısıyla bu bir metafizik istihbarattı. 2-3 ay önceden haber verdik. Fakat ilgilenen işte topluma veriyoruz. Ve böyle veren çok insanlar var. Lakayt bir şekilde incelendi. Çıktıktan sonra yine konu fantezi bir şekilde sokulmak istendiğinden dolayı böyle bir şeyler var, gizemli güçler vesaireler gibi noktalardan ele aldıklarından Anladım. Dolayı yine bizim hedefimize doğru okumuz aslında gitmiyor. Biz diyoruz ki bakın böyle hadiseler var. Önceden de bunları sizlere söylüyoruz. Burada bu istihbarat da bu geminin bir kazaya mı kurban gitse yoksa bir plan dairesinde, bir şer plan dairesinde yani, mi ortadan tabii ki acaba? Yani tabii ki ben burada açıkken İsrail'i suçluyorum. Amin. Ve o gemideki 2000 kişinin evet. sözünüzü kesiyorum, kaptanı bulunamadı. Yani kaptanı kayıplardı. Zaten basına da yansıdı. Kaptanı yok. Kim olduğu belli değil. Ve 2000 kişi içerisinde acaba Müslümanların hangi önemli kişileri vardı? Araştırılmadı. 2000 kişi denizin dibine gömüldü ve işte bir hafta fantezi haber gibi geçti. Ondan sonra unutuldu. Hatta kitabı okuyan bazıları bana e-mail atıyorlar. Ya böyle bir hadise oldu mu gerçekten diye. Bu kadar gündem dışı kalmışız. Bir şey söyleyeyim tabii. Şimdi sizi desteklemek için konunun benzer bir boyutunu açacağım. Bir yazımızda da beraber yazdığımız sitede de ve diğer kitaplarımızı aldığımız bir yazımızda da ki bu pilot arkadaşlarımızla da bu ara konuşuyoruz. Bir takım uçakları bunlar düşürecekler. Siz dediniz ya gemide acaba kim vardı? 2000 kişinin evet. batırıldığı gemide kim vardı? Kaptan nerelerde? Bunlar bir takım uçakları düşürecekler. Çünkü uçaklarda bir takım çipler var. Uydudan kilitlenebiliyor. Bir ara Türkiye'nin 33 tane mümtaz askerinin, özel harekat timlerinin uydu vasıtasıyla verilen sinyal vasıtasıyla Kuzey Irak'tan bir operasyondan dönerken düşürüldüğünü ve şehit edildiğini biliyoruz. Bunu çok ciddi kaynaklarla biliyor. 33 tane özel ekip Türkiye'nin en üst beyinleri ki bunlardan bir kısım APO'yu alanlar da vardı Kenya'dan. O operasyon dönüşü sinyalleri kilitleniyor uçağın, duyargaları kilitleniyor ve düşürülüyor. Şimdi bir takım yolcu uçaklarında bir takım insanlar vardı. Bunlar bakan değildir, başbakan değildir ama bunlar sistem çözücüdür. Çok önemli insanlardır. Ülkenin güzide evlatlarıdır. Bu sistem çözücülerden şaibesiz kurtulabilmeleri ki bunlar eskiden nasıl CIA'yı bir dönemler trafik kazalarını seviyorsa şimdi uçak kazalarını sevmeye başlayacaklar. Hatta naçizane biz bu konuyu gündeme getirdiğimizde bir takım uçakları düşürecek dediklerimizde o günlerde işte bir takım uçaklar düşmeye başladı. Türkiye'de de düşmeye başladı. Yolcu uçaklarını kastediyorum. Yurt dışında da düşmeye başladı. Ve bu işin boyutunu artıracaklar. Tabiri caizse uçaklar birer başımızda programlı bombalar gibi korku her an başınıza uçakları, havalanan bütün uçakları yağdırabilir şeklinde bir korku, psikolojik korku, tehdit olarak kullanacaklar. Şimdi ben dönüyorum bu bizim Titanic faciamıza.
Bu diyorsunuz ki İsrail kaynaklı bir programdı ve hala şeyi bulunamadı. Nedir o? Kaptanı Kaptan. bulunamadı. Bunu Tanrı insan, antropomorfizm diyoruz ona. Evet. Arayışları var. Ve bunun arkasında da gizli bir sistem, gizli bir sistematik bir büyü imparatorluğu var. Okültizm var veya ezoterik ilim var veya ölüler ilmi var, karanlıklar ilmi var. Her zılgıt var. Yani çok derinletmek istemiyorum bu konularda biraz araştırdığım için. Toparlarsak bunlar bu yapay kalplerle duygusuz, hissiz insanlar mı, Tabii. robotlar mı, robokoplar mı oluşturuyorlar? Evet, işte bizde o da o çıkan meselelerden biri. Hatta aynen öyle yazdık. İsrail Finanslı gizli bir örgüt kalpsiz insan modelini yapacaktı. Gazetelere de Sadece getirdik. kan poplayan bir Bu algı. tabii. İşte bu geçtiğimiz 2-3 ay içerisinde bütün medyada yer aldı biliyorsunuz haberlerde. Aynı şekilde İsrail bilim adamları kalpsiz insan modelini gerçekleştirdiler diye. Tabii bu da bir metafizik istihbarat olarak sunuldu kitapta. Daha sonra 1,5-2 sene sonra fizik istihbarat Sahibi veya oldu. deklare edildi. Deşifre olduktan sonra zaten bir şekilde bir kulp uydurup bunlar etrafa istedikleri gibi senaryo yazıp bazı şeyleri mecburen çıkarmak zorunda kalıyorlar. Şimdi kalpsiz insan modeli ne demek?
robotlaşmış sizin dediğiniz gibi bir insan. Ben üçüncü kitabımda buna farklı bir boyutlarda da çok önemli şeylerde yaklaştım. Gönülsüz bir insan. Düşünün, insan bile değil. İnsan bile. Kalbin biliyorsunuz organ olmasından mada başka bir yönü de var. Şimdi zaten yürek, elbette. Etten parçalan bu yürek. Hayvanda da var bu. Elbette. Kalp denmesinin sebebi yakınlık. Yani tabii Allah'la ki teması sağlayan elbette. Bir elbette. Dijital gücü olan, manevi gücü olan bir his organı. Elbette. Evrini siz yüreğe indiriyorsunuz. O hayvanda da var. Sadece kan pompalıyor, atıyor. Kan pompalıyor, atıyor. Evet, o kadar. Çok güzel. İşte bu, düşünün bir insanın kalbinin olmadığını, öyle bir nesil olduğunu, bir şeyler eksik. Eksik olan şeylerin arasında da bir şeyler eksik olacak. Hmm. Yakınlıkla da alakalı eksiklikler olacak. Bunlar tamamen şer pozisyonlardır. Tabii onların oradaki deşifreleri şudur. İşte biz bunu tıbbi alanda gerçekleştiriyoruz. Uzun yaşatıyoruz, sağlıklı insan tabii işte yaşatıyoruz. Biz medeniyeti size merhametli ayağınıza getiriyoruz. Tabii ki bu masallarla tabii. Deşifre olduktan sonra organ mafyaları vardır. Bakın ben iddia ediyorum. Bu Irak Savaşı'nı bırakın. Şu anda kliniklerin birçok Avrupa'da klinikler, özellikle Fransa'da gündeme gelmişti geçen sene. Yahudi iş adamları hep satın alıyorlar ve hep deneyler yapıyorlar. İnsanları kobay olarak kullanıyorlar. Üçüncü dünya ülkelerinde, evet, ikinci dünya evet. ülkelerinde, bizim coğrafyamızda da bu böyle. İşte kordon bağı çalmaları, bütün İsrailoğullarının neredeyse organlarının yedeklerini çalıp aminler. depoluyorlar. Bu fizik istihbarat olarak da ispatlandı. Yani, hepsinin bir yedeği var. Evet, söylediğimiz zaman gülündüydü ama tabii. Dediğiniz gibi deşifre olunca falan filan kemkümlerle bu iş rayına oturtuldu. 2000 yılında ben Çiçenistan Komitesi Başkanı Faluz Özen Bey'le röportaj yaptığımda orada İsrail'le özellikle ölen Çeçenlerden cesetlerin ortadan kaybedilip organ mafyası tarafından organlarının pazarlandığını biliyordum. Hatta aileleri organ mafyası bizim cesetleri evlatlarından almasın diye, parçalanmasın, en azından mezarını görelim diye üzerine üzerine Rus askerlerine rüşvet para teklif ediyordu. Biz de cesedini teslim edin diye. Çünkü organlarının parçalanıp İsrail'e gittiğini gördü. Yeni bir bilgi, Kimsesiz Çocuklar Derneği başkanlığıyla görüştüğümde bir takım kimsesiz çocuklara ulaşamadıklarını, evet. Tüm Türkiye'yi arattırdıklarını, hatta bu konuda bir bakanın özel bir teşkilat kurduğunu fakat çocukları bulamadıklarını ifade etmişti ve ben organ mafyasına onları kaptırdığımızdan kuşkulanıyorum ve elimde bir takım istihbarat verileri var da demişti. Şimdi bir yandan da bunu da duymuş istiyoruz. Kapsiz insan modeli diye girişten bir takım sizin organlarınızı kendilerine pompalıyorlar ama kendilerine kapsiz insan modeli üretmiyorlar. Tabii ki. İşin ilginci. Tabii size ki. Domuz ürünlerini bilmem neyi yayarlar ama kendileri onu yemezler. Türkiye'de İslam'ı usulde mezbaha kuramazsınız, denetleyemezsiniz. Ama bir de bakarsınız salamın sosun içerisine yedirirler bunu ki benim bildiğim hayvanlar halinde iki eşcinsel hayvan vardır. Biri domuz, biri eşektir. Benim bildiğim bilgi bunları bizim ürünlerimize katarak Türkiye'de toplumda bir eşcinsellik hastalığı oluşturmaya çalışıyorlar. Ve onlara karşı çok dikkat etmemiz gerekir. Şimdi Pizza Kulesi'nden bahsediyor bu beyin radyosu. Siz yani kahramanımıza gelen beyin radyosu. Siz de bu beyin kahramanı çok iyi tanıyorsunuz. Hatta onlar çok içte düştüsünüz. Ve koca bir uçak filosunun, yani bu uçakta değil, filo, ben az evvel bir şey de söylemiştim. Bir takım uçaklar ortadan kaybolacak. Bunları silah olarak kullanacaklar. Çok ilginç. O yani bir takım bu tarz rüyalar gören insanlarımız da var bu arada. Uçakların birer bomba gibi, birer füze gibi kullanılacağı şeklinde rüyalarını anlatıyorlar. Bizim de alanımız halk bilimci olarak bunları derlemek ve analizler yapmak, fizik evet. verilerle ispatlamak. Bu da ilginç, uçak filosu diyorsunuz. Sonra Roma'da bir takım insanların çipleneceğinden, çipli gezeceklerine bahsediyorsunuz ki bugün hani kredi kartları, cep telefonları birbirine çip diyor. Bunun daha da ileri getirileceğini, her insanın sinyal olarak takip edileceğini. Biraz da bunları açabilir miyiz? Bu beyin radyosunun bilgilerini. Çip olayı özellikle geçen hafta İngiltere'de yabancı basını takip ederseniz avam kavgasına getirildi. Terör olaylarıyla ilgili insanları çipleyelim. Yani çip ismiyle direktmen yasa teklifi olarak getirildi ve şu anda tartışmalar devam etmekte. Büyük bir oranla kabul göreceği yönünde alametler var. Bu onların planı. Prangalı insan yani. Tabii ki prangalı yani. İnsan. Elbette ki. Yani her an elinin altında kontrol evet. edebileceği, uzaktan kumandalı bir maymuna çevirebileceği. Tabii. Sinyaller verebileceği bir takım. Elbette ki yani. Sinirlerini kilitleyebileceği. Yönlendirebileceği. Yani şu var. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum müsaade ederseniz. Beyin kontrolü meselesinde çok dile geliyor. Akla müdahale etmek
rahmaniyete terstir. Neden? Din akla gelmiştir. Allah akla vahyini göndermektedir beyne. Anladım. Yani onu bir manada çalmak çok kolay değildir. Kolay değil, imkansızdır. Fakat teknolojik olarak işte sistemin buyurduğunuz gibi sindirlerin kilitlenmesi, uyuşturucu olduğu zaman beyin gidiyor. Hatta ayet-i kerimede beyni örten der içki için. Evet. Yani o şekilde dış etkilerle ancak bu mümkündür. Onu yani bu evet. Efendime söyleyeyim böyle tılsımlarla vesaire olacak işte. Çünkü Allah'ın vahyini kesmiş oluruz. Amenna. Bir kere şeye ters. Amenna. O yüzden bu yediklerimiz, içtiklerimize diyoruz insanlara çok uyuyoruz. Bunu dışarıdan müdahalelerle yapabiliyorlar. Yani aklımızın, sinir sistemimizdeki sinyallerin önünü kesiyorlar. Beyin bir sinyaldir. Sürekli sinyale gel. İşte bilgisayar gibi 0101. Cep telefonunuza sinyal geldi mi çalması mümkün değil. Çalışması mümkün değil. Mesaj atmanız mümkün değil. Beyinlerdeki bu tarz yiyeceklerle sinyalleri kestiğinizde beyin o sinyalleri tabii algılayamıyor. Kapasite olarak o dosyaları birleştirip analizler yapamıyor. Çünkü evet. Geçişler yok. Elektronik alışverişler yok. Elektronik ortamda bilgiler gelip gitmiyor. Şimdi bir de şeye doğru yavaş yavaş gelelim. Bu çocuklarla ilgili bazı programları var. Yani bu programlanmış adamlardan efsanelere dayalı rol kimlikleri oluşturmaya çalışıyorlar. Evet. Bir anda böyle gladyatör gibi. Bir anda bir işte o Hazreti Süleyman'ı biliyorsunuz onlar Salomon tabii diyorlar. Hakikatlerin dünyanın en büyük büyücüsü ve dünyaya hakim olmuş bir unsur olarak diyor. Ve Yüzüklerin Efendisi'yle Gandalf bir Salomon İmparatorluğu'nun mesajıdır. Oraya doğru gidiyoruz. Hatta geçen birini anlattım da filmi seyretmiş bir insan bana dedi ki ya gemideki o filmdeki gemilerdeki isimlerden bir tanesi Nebukadnezar'dır diyor. Evet. Nebukadnezar'dır. Onların zaten dibine kibrit döken adam. Dünyayı ele geçiren birkaç kişiden biri. Bu özel programla çocuklara ve adamlara girelim. Biraz da Condoleezza Rice'in kimliğinde de bir karışıklık tabii var. Biraz da örnekler verebilir miyiz? Hay hay tabii ki. Şimdi bir kere bu konu çok önemli. Programlanmış adamlar Kabala öğretisinden de daha özne bir kursumları vardır bunların. Bu pek bilinmez. Bu şeytani grubun, bu İsrailoğullarının, Yahudi grubunun işte birbirine üflemesiyle gerçekleşebilen bir metottur. Bundan önce şöyle bir şey ifade edeyim. Mesela dosya adamlar diye bir şeyler vardır. Bunu da deşifre ettik. Çok güzel olur. Dosya adamlar. Dosya adamlar nedir? Yazılı hiçbir belge ve kayda dayalı hareket etmeyen insanlardır bunlar. Onun için bir delil bulamazsınız bunların yapacakları operasyonlarda. Hı. Peki nedir bu dosya adamlar? Evet. Söyleyelim. 4 kişi alalım dosya adamlardan. 4 tane kişi. 4 evet. Unsur. 1, 2, 3, 4. Birinci adama haham diyelim buna. Bu şeytan eden işlerlerinden biri gider üfler. Sen kelimesini ona söyler kulağına. Sen. Sen. İkinci adama Amerika'yı kelimesini söyler. Amerika'yı. Üçüncü adama git kelimesini git. Dördüncü adama da bombala kelimesini söyle. Harika. Dördü de birbirinden habersizdir ne söylendiğini. Sen Amerika'yı git bombala. Bombala. Ve tarih verirler. Sen bir ritüel yapacaksınız dördünüz. Ama dördünün de birbirlerinin kelimesinden haberi yoktur. Mesela tabii. Biri bana sen dese ne anlam taşır sen? Veya biri bana git dese tek başına bir anlam ifade etmez o kelime. Ben bir dosya adam olmuşumdur o manada bilmem. Bu manada bilgiyi kendi de bilmeyen bir taşıyıcı dosya adamdır. Yani belge yoktur, yazılı bir şey yoktur. Öbürü de Amerika'yı kelimesiyle bunu taşır, öbürü de bombala kelimesiyle. Diyelim ki işte 18 Ağustos 2007 tarihinde falan yerde bir operasyon yapılsın. Amin. 4 operasyon yapılmadan önce gidin falan kişiye buluşun. O 4 kişi gider, o mesajı iletecekleri adama tek tek biri sen der kulağına üfler. Biri Amerika'yı, biri git, biri bombala. Dördünün de haberi yoktur bu dosyalarda. Dolayısıyla buradan iletişim oraya bakın insanlara nasıl kulaktan üfleme metoduyla oraya gider. Dolayısıyla bu 4 kişiden birini yakalasanız istihbaratçı olarak karşı anti istihbaratçı hiçbir şey ifade adamı evet. Kesseniz der ki ben sadece sen kelimesini biliyorum ne manaya gelir. S'yi alırlar, E'yi alırlar, N'yi alırlar bir sürü yorumlar, spekülasyonlar vesaireler. Komplo teorileri bir şey elde edemezler. Bunların birleşmesi gerekir. Şimdi bu ritüeller de İstanbul'da Medusa dediğimiz birinci programda açmadığımız konulardan biri burada senenin belli dönemlerinde toparlanırlar belli kararlar alırlar. Bu dönemler girebilir miyiz? Şimdi o dönemleri şöyle söyleyeyim. Şu gün bugün diyemeyiz, bilemeyiz. Fakat şunu söyleyeyim. Ama ayın hareketlerine çok bağlılar. O ritüel, kendi ritüellerinde farklı bir şey var. Fakat evet. İşin enteresan boyutu şudur. Bu toplantılar nasıl meydana gelir? NATO toplantıları olur İstanbul'da. Binlerce insan girer İstanbul'a. Kimse bilmez. Evet. Şampiyonlar Ligi kupası olur. Binlerce insan girer.
bu kamuflesi olur. Tabii, tabii. Organizasyonlar olur, Formula 1 yarışları olur vesaire, işte çeşitli etnik olmayan, parasında pulunda olmayan insanlardan faydalanılmıyor. Ya da faydalanacak insanlar korkak kaçak geliyorlar. Ben bunu çok ciddi kaynaklardan biliyorum. Aman efendim işte şu amiri mutlaka bilmem neyim yanlış anlar diye. Bunu Türkiye'de oturtturmamız lazım. Türkiye'nin ciddi ve parasız bir istihbarat merkezinin oluşması Eyvallah. Lazım. Devam edersek bu çocukların bir görevi var. Mesela Ashab-ı Kehf kıssasında gibi siz bir şeyinizde söylüyorsunuz. Hani Hazreti Hızır'ın ileride deccal olacak diye bir çocuğu hack etmesi diyeyim, biraz kapalı tabir de uç seviyenin ortadan kaldırması gibi, o ileride diyor deccal olacaktı, Allah'ın izniyle yaptım ben onu. Bu tarz geçiştirilen çocuklar mı var? Programdan çocuklar şimdi, mı var? Şimdi o Kehf suresinde ayetin orijinalinde şöyledir. Anasına babasına Müslümana zararlı bir çocuk yetişecek diyor. Onun için kestim. Onu bence Allah'ın ilmiyle, izniyle yaptım. Musa Aleyhisselam çünkü ters görüyor. Nasıl sen bir masum bir çocuğu tabii, kesersin? Tabii yani zahiri planda tabii doğru. O şeriat peygamberi o ilmi lödünden baktığı zaman ters görüyor olayları ama iç yüzü olduğunun Kur'an'ı bir kaynaktır işte burada baştan söylediğimiz gibi. Yani gördüğümüz olaylarla yetinmemek, niyetler ve niyete bağlı Allah'la olan bir bölümü var. Tabii, muratlar yani tabii. Allah'ın muradı. Örtülü harp bölümü var. Elbette ki birçok şey. Bugün de 2000 senesinde bu kitapta da yazdık. 1996'lı 95'li yıllarda evet. da bu operasyonlar yapıldı. Dünyada çok çeşitli çocuklar alınıp belli merkezlere götürüp gizli servislerle bunu da şeytaneler yaptı. Yetiştirme tarzlarıyla çok farklı bir odaya aldılar bu çocukları örneğin. Evet. Dünyayı farklı gösterdiler. Bizim yeşil gördüğümüzü onlara mavi. Her telkini yaptılar ve teknolojiden de bu manada yararlanıp işte derilerin altlarına çeşitli çipler yerleştirip bir efendi yaratmaya tabiri evet. caizse teşbih tartı yok
uğraştılar. Bu da bu operasyonda 10 yaşında gelen bir çocuğun katledilmesiyle 2000 senesinde. Bu çocuk çok özel yetiştirildi. Özel yetiştirildi. Şu anda tekrar yetiştirilenler var. Evet. Nasıl yetiştiriyorlar? Hatta onlara da köle olan çocuklar yetiştiriyorlar. Öyle bir şey ki, şimdi bir çocuk görün, 2000 volt ceyran veriyorsunuz ve çocuk ölmüyor. Bizimkiler ne derler düşünememe? Aa mucize işte bak bu çocuk. Mucize geldi, İsa geldi derler, işte, Mesih geldi derler. Bugün programlanmış ve harikulade olaylar gösterebilecek bir çocuk yaratmaya evet. çalışıyorlar. Ve bugün teknolojiyle, tabii arkasında büyük bir ekipman var bunun. İşte bu şekilde bir çocukta yeni dünya düzeninin efendisi daha doğrusu yaratılmaya çalışıyor. Bu da ahir zamandaki teccaldır, eşittir teccal. Evet. Yani reddenen teccal gökten falan sağdan soldan gelmeyecek. Tabii. Böyle bir çocuk eğitilecek. Kendi düzenlerini efendi ilan edecek ve bu çalışmalar çok ciddi şekilde bu kara tarikatlarca yapılmaktadır. Evet. Yani bu her zaman söylüyoruz Opus Dei'lermiş, Tapınak Şövalyeleri'miş, Evangelistler'miş falanlar falan bunlar zurnanın son deli. Evet hikaye. Yani onlara göre Neşik hikaye. Olmuştur. Evet. Tabii ki yani bunların çok tabanında öyle aileler var ki o programlanmış adamları sordunuz. Efsanelere dayalı. Örneğin diyorlar ki bir sanatçı, sen diyor Hazreti Süleyman zamanında yaşamış olan falanca kişisin. Tabii arada buluyorlar zaten. Tabii. Ben şuyum buyum. Evet tabii. Kulağını öflüyor. Sen de böyle önünü açıyor. Bakınız evet. önünü açıyor. O sanatında en üst noktaya çıkıyor. Bir siyasetçi de bunu yapıyorlar. Sen de şusun diyor. Bu işte kendini zaten iyi yani, görüyor. Öyle zannediyor hala kendini. Fakat mesele şu. Meselenin özündeki olan şey şu. Bu misyonları programlanmış insanlar yüklüyorlar ve çeşitli telkinlerde bulunuyorlar. Evet. Çeşitli sebeplerle. Ve bugün birçok sanatçı, birçok siyasetçi, sporcu vesaire programlanmış insanlar. Bakınız Türkiye ile ilgili bir şey oldu mu? Ayağı fırlayanlara şöyle bakınız kim bunlar? Tabii. 10 kişi. 10 kişi. 11.sini bulamıyorsun. Tabii. Bulamadım. Hep aynı. 10 evet. gün çıkar. Bir tane kadın çıkar bakarsınız. İşte bir namaz olayı vardır şeyde kılınmıştır. Avanesini toplamıştır orada falan. Efendim bu nedir falan filan. İşte o zaman cemevlere de açıyorsun bilmem ne de. Sen, hayatında hiç namaz kılmayan insanlardır bunlar yani. Sapla samanı karıştırmadan evet, sulanır. Evet. Ondan ne alakası var? %90 Müslüman olan bir ülkede herkese herkes namazını kılabilir. Kılacak yer açabilirsin. Ben Hacettepe Üniversitesi'ndeyim. Hacettepe Üniversitesi kazandığımda gittiğimde ya nerede burada mescit diyeyimde bir yeri gösterdi. Ya burası dediğimde çok kiliseye benziyor. Çünkü dedi, üniversite birebir kopya edildiği için rüşvet olarak bu üniversite Türkiye'ye verilmiştir. Bir şeyler becerdiği için. Bu da dediler birebir üniversitenin kopyasını kilise olarak görüyordu. Bizimkiler aklına cami şeklinde yapmak bile gelmemiş ve kilise şeklinde yapmışlar cami, minaresi bile yok. Peki niye ikindi vaktinden sonra bu cami çalışıyor? Ezan sesi iş verimini düşürüyormuş. Yani bu memleketin üzerinde kim ne kodlarla oynuyor ya? Evet. Ne kodlarla oynuyor? Bu ülkenin üzerinde eğer siz ezan sesini alırsanız oraya şeytani metafizik kudretlere sokarsın. Çünkü bunlar ezan sesini duydukları zaman dağılırlar. Dağılırlar, korkarlar. Çünkü rahmani ve kovma moduna girerler. Bakın Türk halkımız da burada hazırlıklı olsun. Bunların planlarının dosyalarından bir tanesi bir takım samimi ulusalcıların içerisinde içeriye sızmış Atatürkçü ulusalcı kimliği adı altında din düşmanları, direkt yapamayan din düşmanları Türkiye'de Türkçe ezan, Türkçe Kur'an adı altında işlemeler yapacaklar. Ne kaynaklı gelecekler? Bizim milli kaynaklarımızdan gelecekler. Milli kaynaklarımızın bize manevi kaynaklarımızla düşman eder pozisyonda olacaklar. Çok özür dilerim kısa keseceğim. Mesela Güneydoğu Anadolu'da siz camide namaz kılıyorsunuz, kalkın İstiklal Marşı okunacak. Veya peygamber sevgisini anlatacaksınız ki Gazi Mustafa Kemal Paşa'ya herkes saygı duyar ama hiç geri yokken Atatürkçülük dersi vermeye kalkıyorsunuz. Kendi milli değerlerinizle camideki değerlerinizi olmayacak yerlerde kullanırsanız oradaki cahil halkı birbirine düşman edersiniz. Bir de bakıyorsunuz ki bana niye peygamberimi anlatma diye devlet düşmanı oluyor. Evet. Yani bizim değerlerimizi yine bizim değerlerimize çatıştırır bir propaganda güç oluşturuyor. Evet. İşte bu dosya adamların en önemli özelliklerinden bir tanesi de psikolojik harp. Evet. Onların tabiriyle iti iti kırdırma projeleri ve bu projeler bugün hazırlanmış dosyalarında A, B, C, D olarak bekliyorlar. Biz bir de şeye seyrisi gidelim. İsrail Süleyman Krallığı'nın altında bulduğu iddia ettiği bir medeniyeti bulacağını iddia ediyor ve bulacağı buluyor. Bu medeniyet bulma sıkıntısı ne? Şimdi sürekli bir şeyleri buluyorlar da olanları ortaya çıkarmıyorlar. Var mı? Gördünüz mü? Göremezsiniz şundan sebep. Fakat şöyle bir çalışma var. Bir metafizik istihbarat olarak onu kitaba yansıttık.
biliyorsunuz bu geçtiğimiz aylarda tekrar Kudüs'ün altını, Mescid-i Aksa'nın altını kazmaya başladılar. Neydi amaçları? Süleyman Krallığı'nı, Süleyman Mabedi'ne ulaşmak. Evet. Orada var. İşte bunlara ulaşmak. Şimdi yapmak istedikleri şey şu, arkeolojik çeşitli parçalarla belli bir takım entegrasyonlar yapıp parçalar üzerine bir şey meydana çıkartmaya çalışıyorlar. Böyle çok aşırı derecede bir parça toplayıcıları var bunların. Evet. Antika, yani antika da değil, tarih eser. Arkeolojik parçalar topluyorlar. Neden? Biliyorsunuz onların makineleri var. Patena makineleri vesaire, işte kaç bin senelik olduğunu çıkartıyor, sahte mi değil mi? Evet, evet. Bu bulgularla birleştirilmiş parçayı koyduğu zaman, evet bu 5000 senelik dediği zaman, bilim de bunu doğruladığı zaman onların işine gelecek. Böyle bir mabedi bulduğunu iddia edecekler. Yani bunu şu anda işte çalışmalar o. Yeni dünya düzeninde çok çeşitli de sırlar bulduk. Bakın işte tek din budur demek adına küresel dünyanın efendileri kendilerinin lanse ettiklerinden dolayı bu çalışmaları yapmaktadırlar. Bunda işte sürdükten 2 sene sonra tekrar başladılar. Mescid-i Aksa'nın altını. Altı oyu koyulur. Mescid-i Aksa'yı indiriyorsun. Sen kendi altından Süleyman Mabedi'ni, işte Hazreti Süleyman değil, ona Salomon diyor krallığı. Tabii ki, tabii ki. Salomon krallığı dünyaya hakim olmuş, en köklü, en efendi. Kavimle demeye çalışıyor. Bir sır daha var sevgili Oktan Bey. Bir sır daha var. Şimdi kutsal tabut. Evet. Kutsal tabut olayı Kur'an-ı Kerim'de geçiyor. Yanılmıyorsam şu anda hızlı konuştuğumuzdan dolayı hafızam beni yanıltmıyorsa Bakara suresindeydi herhalde. Yani kutsal tabut olayı var. Bunun kitabını da hazırladık biz. Üç düğüne göre kutsal tabut olayı. Bunlar diyorlar ki bu kutsal tabut biliyorsunuz ilk defa İsrailoğulları zamanında. Talut ve Calut'un mücadelesi sırasında bir sekine, bir özgüven. İşte bu tabut bize Allah'tan emanet geldiğine göre biz zafer kazanacağız. Allah Teala da Rahmani olarak, Rahmani varlıkları bizim yanımızda emaresi olduğundan dolayı bunu işaret kabul ediyorlar. Ve Hazreti Davut'a da ikram edilen kılıç bu tabutla birlikte geliyor ve Davut da Calut'u öldürüyor ve ondan sonra peygamberlikle talip ediliyor. Normalde talip ordusuna bir komutan kutsal tabut. Şimdi bunlarda şöyle bir sapıklık var. Yani ilahi bir doğruluk var. Eşyada da ilahi bir doğruluk var. Hazreti Süleyman'ın yüzüğü mesela. Hazreti Adem o yanlışı işlediğinde parmağından alınıyor. Özel bir yerde beklemeye alınıyor. Diyor ki sen buna taşıyamadın, layık değilsin. Biz onu çok seçkin, hayırlı bir kulumuza vereceğiz. Yeryüzünde Süleyman'ın, Hazreti Süleyman'ın yönüne parmağına geçiyor. Tabiri caizse bu bugünkü benzetmeyle tip. Bu parmağınıza geçirdiğinizde bu yüzüğü Cenab-ı Allah'ın rahmet unsurlarıyla nedir o? İrtibat kuran bir unsur, bir eşya. Sizden zaten yakın biraz da eşyalardan nebatalarla hayvanların metafizikteki görevine de gireceğiz. Bir şahinlerin, bir güvercinlerin nasıl operasyon timleri onlar açısından böyle olabileceği şeklinde konuya teşvik edeceğiz. Neticede bu yüzük gibi bu tabutta bir takım emanetler var. Kısa kesiyorum. Bu adamlar bu eşyalardaki üstün özellikler, işin enteresanı mazrufa, yani veren Allah'a ithaf etmiyorlar da kudretli eşyalardan Hazreti Musa'nın işte sandıkların içinde bir şey oldu, işte denizleri yaracaklarmış. Şu Gandalf'taki gibi. Yüzüğü parmağına taktıkları zaman daha olağanüstü olarak o gençlerde, o çocuklarda olduğu gibi olağanüstü özellikler gösterecekmiş. Davud'un kılıcı açılmayan yerde açılacaktır. Ya biraz ilahi bir menşe olan bir şeyleri akıllı olsalar derler ki bu eşyaya bu kuvvet ve kudreti veren Cenab-ı Rabbül Alemin, alemlerin Rabbi Allah, Allah, Allah. O zaman ben kendimi ona yaklaştırırım. Bu eşyalardan keramet beklemeyeyim. Fakat bir aradıkları şey de oranın altında kutsal tabut. Oysa Kur'an-ı Kerim'de biz onu iki özel görevliyle görevlendiriyoruz. Ve bu kutsal tabutun yerini gene bilmesi gerekenler biliyor. Belki hidayet çağının da emaneti olacaktır o emanet. Allah'ın emanetleri yeryüzünde. İstanbul'da bu yönüyle emanetler deposu. Eyvallah, eyvallah. Bir yer. Ben biraz da İstanbul'da böyle bir medeniyet bulmaya çalışırlar mı? Araştırmaları var mı boğazın altında falan gibi? Onları biraz size. Tabii çok güzel açıklamalarda bulundunuz. Hattınız çok güzel oldu. Allah razı olsun sizden de. Şimdi elbette ki plan projelerinde işte kendi dinlerini, kendi iddialarını meydana çıkarabilecek mesnetler arıyorlar. Şu eşyalar onlardan biri. Bak varmış işte biz diyorduk falan filan. Çok akıl almayacak, her insanın vakıf olmayacağı bazı teknolojik hadiseleri de bulduk falan filan dedikleri zaman insanlar iyice böyle zaten illüzyonu
illüzyona uğramış yarım beyinleriyle tam manasıyla kendi tarafına sevk etme projesidir. İstanbul meselesine gelince bugün her şey kamuoyundan aslında gizleniyor. Evet, dikkat ediniz. Kamuoyunda verilen tek şey işte bu popstarlar vesaireler, diziler. Topçu, popçu, hopçu, ünlü popçu. Şimdi model bu. Evet, kimse hiç görmüyoruz. Tabii ki. Ama adamlar teferruat. Elbette ki. Yani fakat Bilderberg toplantısını niye açmıyorsunuz arkadaş? Neden bugüne kadar bir tane üstad mason derecesinde bir insan falanca oturumlara, falanca o meşhur programları sizi tenzih ederim. Çünkü siz çağırmışsınızdır biliyorum. Gelmezler. Evet. Neden kapalıdır bunlar? Neden kapalıdır? Ama falan cemaat, İslam'ı bir cemaat olsun vesaire, iyi niyetli insanların bir oluşumu olsun, derneğe vakfı falan olur. Hemen bakın şu kararı aldılar, bu kadar. Ya şeffaf bir karar alın. Şurada ifade edeyim biraz. Latife olur ki bizim Müslümanlar kapalı da beceremez zaten, isteseler de yapamaz. Çok doğru söylüyorsun. Yani öyle bir bilgi, çünkü evet, kötü niyete sahip değiller, öyle bir bilgi yok. Alınmış, zaten o kötü niyeti içten çıkarmaz. Biz bile içimizde şu anda bilgiyi tutamıyoruz. Yani hakikat, başın bin kere gitsin diyorsun, evet, hakikat ölmesin. Eyvallah, bak ne kadar güzel. Çünkü bizim öğretimiz bu, evet, inancımız bu. Ama bu adamlar, işte mason teşkilatları, buradan tekrar sesleniyorum, çıkın programa da şu nedir, açıklayın bakalım. Ne oldu bugün Gerber'de ya, benim evet, ülkemde askerim, evet, polisim korudu bunu. Evet. Manyetik alanlar kurdular ve oradaki yönetimi bir ay evvelinden değiştirdiler, evet, güvenmedikleri, evet, için. Tabii ki otelleri de, hangi otelde olduğunu farklı oteller yayarak, hatta biz bu konunun vakıf olan insanlar olduğunu iddia edenler var, eylem yapacak insanlar farklı yerlere gittiler. Bu kadar şaşırtmaca. Ben iddia ediyorum yine, o toplantıda konuşulanlardan bir tanesi de klinik hadiseleri de demin tıbbi diyorlar ki belli başlı ailelere, siz Türkiye'deki bütün hastane teşkilatını, klinik tıbbi kurumları ele geçirin. Alınan karar o üflediklerinden bir tanesi de bu. Bütün klinikleri, evet, hastaneleri, başkanlarına da bir tane hastane sahiplerini sektör, uyarıyoruz, bakın, klinik sahiplerini uyarıyoruz. Bakın, sağlık, beyin sağlığı, akıl sağlığı, ruh sağlığı, genetik sağlıkla ilgili stratejik noktaları ele geçiriyorlar. Evet. Bundan 5 sene önce doğan bütün çocuklar istatistik yapılsın hastanelerde, hep öldüler. Hep erken doğum teşhisiyle. Zavallı Anadolu'dan gelmiş halkımız bilmiyor ki çocuğu gidiyor, çocuğunuz ölü doğdu. Bir takım televizyonlara geldi, dediler ki ya benim çocuğum sapasağlamdı, evet, sabah ölüsünü aldım, evet, diyor. Ne nedir oluyor? Bunları araştırılmaları gerekmiyor mu? Yani şimdi bu klinikleri ele geçirecekler dediğiniz gibi, kobay olarak bu halkı kullanmak isteyecekler. Nedir?
doğmaz. Bir takım çocukların bazı günlerde kendi ehemmiyet verdikleri, sırrını paylaştıkları bir takım günlerde doğan çocukları gidip buluyorlar. Bir takım günler var, bir takım evet. geceler var, onları alıyorlar. Yani onların da diyelim bir takım o üç Rabbi denen adamları bu gece bir takım çocuklar doğacak diyor. İşte erkek veya kız dönem dönem bunları toparlayın diyor. Yani alın, fişleyin. Çocuğun 6 yaşına kadar ailesinin yanında büyümesini bekliyorlar. 6 yaşına kadar. 6 yaşından sonra ailesine diyorlar ki bu çocuk bu. Bu takım özellikleri var. Evet. Biz şu gecede doğdu. Bugünden bu yana takip ediyoruz çocuğu. O çocuğu 6 yaşından bu yana alıp metafizik istihbaratçı dediniz yarasadan gibi. Bir takım donanımlarla metafizik istihbaratçı veya kontrol operasyoncu veya katliamcı veya işte lider veya suikastçı. En başarısız olanı da formula yaratıcısı veya pop star, kek star çok özür dilerim, evet. Yapıyorlar. Şimdi o çocuk 6 yaşında vaftize giriyor. Yahudi vaftizine giriyor. Özel bir ritüeli oluyor onun. Ve ondan sonra 6 yaşından sonra bu çocuk belli bir yaşa kadar meyline göre yetişiyor. Kana meyilli ise suikastçı. İlme meyilli ise iletişim uzmanı, bilişim uzmanı falan filan da yediriliyor. Böyle bir yetiştirilme tarzları var bunların. Ve gelirsek o günden bu yanası dediğiniz 13 şehirdeki yarasadan modellerini bir takım gece operasyonlarına hazırlanıyorlar. Hatta ben bir yazımızda şöyle bir şey yedirmeye çalıştık. Türkiye'de bir takım askerlerimizi, memleketin hakikaten hizmetinde olan ve milletin tanımadığı önemli insanlarımıza operasyon yapacaklar. Hatta böyle bir şey söyledik, dağ bayır adam olacak. Dağ bayır adam olacak. Yani çok güzel yetişmiş birlikler bile panikleyecek şekilde olacak. Bundan bir şeyin önünü kesmeye çalıştık. Bir takım metafizik duyumlarımız vardı, önünü kesmeye çalıştık. Geçenlerde mesela bu şeyde bir bombalama olayı oldu, Ulus'ta biliyorsunuz. Genelkurmay şeyi geçecekti oradan, arabalara geçirecekti. Genelkurmay kervanı geçirecekti. Hedeflerden bir tanesi de o kervanın ortadan kaldırılmasıydı. O konvoyun ortadan kaldırılması. Şimdi bu yarasadan dediğimiz adamlarla bir takım stratejik adamlara, bu ülkenin içerisinde gezen, gece gündüz zini veren adamlara operasyonlar düzenleyecekler. 3-5 noktada seri halde yapacaklar. Ve bu yönden de bir takım merkezleri gece uyarmak lazım. Çünkü şeytanın gece çalışmayı çok seviyor. Evet, evet. Hatta Deniz Baykal'ın geçen bir konuşmasına kulak misafiri oldum televizyonda. Mitingleri dedi, gece düzenleyelim dedi. Güneş sıcak olacağı için dedi. Bundan sonraki işte bu ulusalcı mitingleri vesaire falan. Kim üfürmüş Deniz Baykal'a bu gece? Vallahi bilmiyorum artık. Güneş kendi düşünemezdim. Bilemem tabii ki Sayın Genel Başkan bu konuda ne düşünüyor bir şey diyemem de. Yani sizin söylediğinizde bir uyarı olsun niteliğinde altını çizmek için. Yani, her şey olabilir. Her şey olabilir. Çünkü evet. gece operasyonları onlar için önemli bir şey. Çünkü geceyi örtü yaptık sizin için söylüyor. Evet. Hatta bir takım metafizik istihbarat kitabında da ben yazdım bunu. Tarihin içerisinde çok yeni dönemlerde ilginç şeyler olmuş. Şimdi kısaca geçeceğim bunu. Bir dönem bu tebe-i tabiinden sonraki insanlarla cinler arasında bir kapışma olmuş, bir kuyu kapışması. Evet. Cinler diyor ki, insanlar diyor ki her gece çarpılıyoruz. Bir takım göz açık insanlar diyor ki kadıya gidiyorlar. İşin ilginç yanı kadıya kadar, hatta İmam Şibli'nin kitabında var, biliyorsunuz evet, cinler üstadıdır. Diyorlar ki ya biz her gece çarpılıyoruz, senin nefesin gücün yetiyor bunlara. Bir takım gizlilikleri var, şunlara söyle de. Yani bizi çamdan gece kuyudan su almaya gidiyoruz. Ve bunları kadı, o mistik alemi bilen kadı yargılıyor. Diğerleri soruyor, ya cinler neyle katıldı, hangi şekilde formata bölündüler? Dikkat edersen birazdan formata geleceğiz. Bir takım hayvan nebat formatları vardır. Diyor ki biz onların sadece sesini duyduk diyor. Onlar da insanlardan şikayet ettiler. Diyor ki geceler bizim, ayet de diyor, geceler bizim, gündüzler sizin kuyunun başında. Gece geleni bizim burası inimiz. Bir takım yerlerimizden bir tanesi. Bermuda şeytan üçgeni biliyorsunuz. Çünkü dünyada bir takım cin üstleri vardı. Evet. O zaman diyor ki kadı, geceler sizin, gündüzler kuyu insanların. Evet. Şeklinde bir ayrıştırma yapıyor. Şimdi bu gece olayında bir takım habisi ervah dediğimiz habis kuvvet ve kudretleri kendine zemin buyuruyorlar. Ve bu konuda da izinliler. Bu gece operasyonlarına çok dikkat etmemiz lazım. Ben bir yerde bu ekleyeceğiniz mi? Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir kıssası var. Senden daha cesaret kim var ya Ali diyor bir tanesi. Diyor ki akşam
namazından sonra, ezandan sonra dışarı çıkan benden cesaretlidir diyor. Böyle bir anekdot olsun diye. Müthiş mi? Evet. Zaten Peygamber Efendimiz'i biliyor İlmin musun? Kapısı biliyorsunuz. Tabii. İlmin kapısı. İlmin kapısı. Peygamber Efendimiz adı şey var. İkindi vaktinden sonra, kerahat vaktinde uyan, yani akşama geçiş o. Aklını niye kaybettiyse soru sormasın diyor. Sorgulamasın, aklımı niye kaybettim? Evet. Çünkü gece trafiği ile gündüz trafiği o vakitlerde değişir. O vakitlerde değişir. Evet. Nöbet değişimi. Aynı asker, polis nasıl nöbet değişiyorsa metafizik aleminde nöbet değişim evet. saatleri vardır. Evet. O saatlere bir kere dikkat edeceğiz. Ayette de sabah namazı için şahitli namaz denir. Gündüz melekleriyle gece meleklerinin birbirini gördüğü an. Yani gece ayrı bir format, gündüz ayrı format açık ayette de var. Aminna. Arasında kalmamak lazım. Aminna. Zaten burada dikkat edersen karşılıklı örneklerimizden Kur'an-ı Kerim'in bir fizik, metafizik, bilgilendirme, istihbarat, enformasyon, strateji, harekat planlama, koordinasyon, olayların nereye gideceği, geçmişin ne olduğu şeklinde bir kitap olduğu da bu şekilde ortaya çıkıyor. Halkımızdan Allah aşkına bu kitabı, yani Allah'ın bu kadar umman denizindeki bilgiyi sadece ritüeller kitabı, bir takım ufak ahkamlar kitabı olarak değerlendirmemesi gerekiyor. Evet. Yani bu bir denizden bir bardak faydalanmak gibi bir durum. Eyvallah. Çok iyi faydalanmamız gerekiyor. Kur'an-ı Kerim şu anda yeryüzünde okunan, en çok okunan kitap. Fakat en az anlaşılan kitap maalesef ki. Şimdi umarım. Yıldız istihbarata biraz gelelim. Bakın metafizik istihbaratından bahsedeyim de, yıldız istihbaratın da böyle bir ehli, mutasavvuf, ehli sünnet çizgisinde bir takım metafizik güçlere sahip insanlar tarafından yönlendirildiğini, kullanıldığını, Abdülhamid Han Hazretleri daim olarak. Biraz burayı değişebilir miyim? Tabii. Teşkilat-ı Mahfuz'dan gelen bir geleneğimiz var bizim. Şimdi Yıldız Teşkilatı bildiğiniz gibi Selçuklu'dan, hatta eski Türk öğretisinden gelen bir istihbarat. Evet. Bunun kökeni Alperenlere dayandığı zaman şöyle bir şey, İslam'la tanıştığı zaman Türkler diyelim, Anadolu erenlerine, Horasan erenlerine, o meşhur erenlere geçti. O bilgiyi onların devam ettirdi, öğretiyi devam ettirdiği konusu mevcuttur. Selçuklu bunu kullanmıştır, Osmanlı da bunu kullanmıştır. Bunu kullanış tarzı tekkeler, dergahlar ve şeyhleri ve müritleridir. Evet. Özellikle Bektaşi tekkeleri, bu konuda kitaplar yazılı çizilir biliyorsunuz. Teşkilat-ı Mahsusi'nin en çok kullandığı Aminna. Ve devletin bünyesinde olan bir tekke kurumudur ki, fakat bunu Yahudiler, o dönemin Yahudileri uyanıyorlar, arasına insanları sızdırıyorlar. Hem Bektaşi tarikatını rayından çıkartıyorlar. Yine tespit çekmeye çalışıyorlar Alevi aletiyetini. Tabii ki tenzih ederek söylüyorum. Bektaşi anlayışı bizim özböz Türk anlayışı. Aminna. Orasan erenlerinin evet, devamıdır. Hatta ben koludur. Buradan bir anekdot olsun. Atatürk'le Müslümanların bağını koparmaya çalışanlara, Atatürk de Osmanlı paşalarının hepsi kılıç kuşanırken Bektaşi töreniyle kılıç kuşanır. Atatürk de Bektaşi töreniyle kılıç kuşandı ibaresi vardı. Ekstra bir not. Karakol Teşkilatı'nı, evet, Teşkilat-ı Mahsusa'yı evet. dağıtamıyorduk ama Karakol Teşkilatı'nı Atatürk organize ederken Bektaşi yeminleriyle, törenleriyle birlikte örgütlüyor. Yani evet. Teşkilat-ı Mahsusa o formatta karakola Bektaşi terbiyesiyle, ehli sünnet çizgisinde kastediyorum, bu dezenformasyona, destabilizasyona uğramış bir teşkilat olmadan evvel bu formatta karakolu organize ediyor. Zaten o gelenek devam ettiğine inanıyorum. Teşkilatta bir tasavvufi yönü olan, yani bu öğretinin devamiyeti, insanların da kendisinin dürüst olduğu, işte o manevi nefsi arınmaları yaptığı bir çeşit insanların olduğunu, bir çeşit de yine istihbarat aleminde ama farklı zihniyette, farklı öğretilerle işi sürdürenler olduğunu, ama o gelenek var ve öz o gelenekte zaten. İkinci Mahmut bugünkü yeni caminin önüne, o güvercinler vardı meşhur biliyorsunuz yeni camide, Eminönü'nde. Evet, o güvercinler onların neslidir. Postane teşkilatını kurdurmuş. Ta Bağdat'tan güvercinler de Tatar güvercinleri cinsiyle istihbarat ediniyormuş Balkanlardan, Orta Asya'dan, Şam'dan, Halep'ten vesaire. Burası merkezmiş İstanbul'un, işte o yeni cami kitabı bir bilgidir. Meraklılara bakabilir. Bu manada istihbarata Osmanlı çok önem veriyor. Bu öğretiler... Ya, hayvanları bile kullanıyor düşünsene. Güvercinler var. Bugün dijital ortam güvenli olmadığı için tekrar posta güvercinleri de devreye girmiş durumda. Bugün zaten geçenlerde İskender Pala var, edebiyat profesörü, evet. Sever sayarım kendisini. Televizyon programında şöyle dedi. Bugün hala da istihbarat örgütleri bunları kullanıyor dedi, posta güvercinlerini. Bu mevcut. Şahinler var. Şahinler, Akmacalar var. Onlar evet. da onu anti
istihbaratçı güvercini kapsın getirsin işte ne yapıyor diye. Hatta ben buraya biliyorsun Şahin'le gelecektim. Evet. Olmadı. Yani inşallah başka bir programda Şahin'le bu Şahinlerin bir takım veya güvercinleri uçak şeylerine sokulup motorlarına sokulup kendilerini feda edip uçak düşürdükleri şeklinde bir takım bilgiler biliyordum ben. Evet. Böyle bir operasyonel güçleri hayvanları kullanılabiliyor mu? Şimdi bir metafizik istihbarat daha veriyorum ilk defa. Bir şart işte, daha düşürürüz sayın seyirciler. Bir şart daha düşürürüz. Bu da ilk defa olacak. Evet. Çok duyarız televizyonlarda. Martı uçağın pervanesine girdi, uçak düştü. İşte güvercin sürüsü girdi, karga sürüsü girdi vesaire. Geçen sene ve bu sene Türkiye görsel basınında, televizyonlarda da çıktı ana haber bültenlerinde. Rusya Kremlin Sarayı'na Şahinler koruyor diye. Adam arabadan Şahin'i kolunda atıyor. O sarayın üzerindeki işte güvercinleri veya kargaları pislemesinler üzerine diye bu şekilde uzaklaştırmak, avlamak, korumak temiz bünyesinde. Fakat asıl alan şuydu. İşte ilk defa açıklayacağım şeyi söyleyeyim. Süleyman Aleyhisselam'ın kuş dili bildiği biliyorsunuz Kur'an'da da geçiyor. Evet. Şu anda öyle bir teknoloji çözüldü ki hayvanların, özellikle uçucu hayvanların, bakın altını çizerek söylüyorum ilk defa, kuşların bir metafizik boyutunda teknolojik olarak yönlendirmeleri mümkün kılındı ve bu teknoloji şu anda belli odakların elinde var ve bunu kullanıyorlar. Siz bakıyorsunuz, süperler takıyorlar kulaklarına, burunlarına, beyin dalgalarına. Bu daha farklı. Evet. Yani teknoloji kullanıyor derken aslında onlara bir şey de takılmıyor. Bir metot var, o metot o hayvanlara uygulanarak O metottan haberimiz var Şahin, mı? Şahin, evet. İşte bizim haberimiz var. Artık onlarda olduğundan bizim haberimiz var. Ama yani bunlara paranoyak diyenlere duyurulur diye söylüyorum. Mesela bu Şahin ne oluyor? İntihar Şahin oluyor. Yani intihar bombacısı var ya, evet. Bu güvercin intihar bombacısı. Nasıl oluyor? Trabzon'da diyelim ki bu uçak işte hani geçenlerde düştü. Sen atıyor kolundan, takılıveriyor, indiriyor uçağı aşağı. Dolayısıyla bu metotlar da kullanılıyor. Evet. Yani ve bu dini yönden araştırsak Süleyman Aleyhisselam'ın kuş dili bilmesi önemli bir koddur. Bu kodu iyice araştırsınlar, baksınlar, şunu göreceklerdir. Bugünkü teknolojiyle kuşlar özellikle. Çok güzel kullanılıyor. Eğitim alanında, elbette. Hemen unutmayın, Süleyman Aleyhisselam hükmü de ortadan kayboluyor. Evet. Gel bakayım buraya diyor. Hesap ver. Bugün ortada yoktun. Diyor ki bir bahanem var, bir mazeretim var, ondan sonra beni katlet. Nedir? Ben istihbarat almak için başka bir hüttürkle karşılaştım. O bana Belkıs'ın imparatorluğundan bahsetti. Sen yeryüzüne hakim koskoca Süleyman ve yeryüzünde senin hükmün altında olmayan bir devlet bırakacaksın. Gittim onunla birlikte Belkıs'ın ülkesini gördüm. Ha, ver istihbaratı, böyle tahtları var, şu. Süleyman hazırlandığı zaman o tahtı ki Kur'an-ı Kerim'de bir aylık mesafe ediyor, bir günde giderdi diyor. Bakıyor ki şehir hakikaten o şekilde. Ondan sonra Belkıs'ın tahtı da getiriliyor. Bir takım metafizik güçlere karşı güç gösteriliyor. Metafizik savaş, yani o dönemde büyük bir metafizik savaş var. Ve ondan sonra da Belkıs'ı şey yapıyor, nedir o, hegemonyasını alıyor. Hegemonyasını derken rahmani bir şekilde, yani kontrolünü alıyor ilahi bir şekilde. İstihbarat nerede? Hüt. Şimdi az evvel dedi ki Kur'an-ı Kerim'de bir sürü istihbarat, strateji, medeniyetlerin ne aşamalardan geçtikleri gibi bir kitap var. Çok özür dilerim. Zaten insan biraz burada, insanlara biraz, yani hepimiz kendimizi, nefsimizi sitem etmeden duramıyoruz. Ya bir kitap alıyoruz, bir romancının, bir şairin, bir yazarın, bilmem neyi yapıyoruz. Aa, neler söylemiş diye. Pür dikkat ediyoruz. Bugün Kur'an-ı Kerim'i meali, en azından meali okumamış binlerce insan var. Okuduğumuz zaman korkunç hakikatlerle karşılaşıyoruz. Fakat şunu göremiyoruz. Yani bir adam bir bilgisayar ürettiğinde, bir kitap çıkarttığında, kitapçık çıkarttığında veya bir ilaç oluşturup açıklamayı, reçeteyi deli gibi okuruz değil mi? Yani buna hakim olabilmem için benim bütün bilgileri bilmem lazım. Eyvallah. Ya burada bir gücüklük var. Yani burada bir zihniyet. Kainatı yaratan, her şeyi bilen, eşyayı nasıl yarattığını, zaaflarını bilenin kitabını okumuyoruz. Ondan sonra dünyamıza nizam, düzen, kurgu, strateji yapacağımızı iddia ediyoruz. Allah Allah. Bir bilgisayarı okumadan, yazmadan, şeyine gitmeden, programına gitmeden, sertifikada almadan kullanamıyoruz. Kainatla ilgili düzenleme yapacağımızı, hayatımızı programlayacağımızı, topluma düzen vereceğimizi bu ortada yok. Evet. Evet. Maalesef.
maalesef. Çünkü demin şeyden bahsettiniz, Yüzüklerin Efendisi'nden. Evet. O bile doğru okunmuyor, roman fantastik diye bize Kazıkların Efendisi olarak verildiğini insanlar bunu anlayamıyor. Harika Şimdi bir şey. Kur'an-ı Kerim öyle gerçekten, onun ritüelleri demin söylediniz mi? Aslında bir animasyon arkadaşlar yapması lazım bunu. Yani bilgisayarla uğraşan arkadaşlar, bakın Oktan Bey verdiği şey, Kazıkların Efendisi diye bir animasyon yapın. Evet. Hayır, bir şeyler, hakikatler biraz da doğru açıklar. Neler orada oluyor, neler? Tabii. Orklar Türktür deniyor mesela, biliyorsunuz. Sayın eski milletvekilimiz Mehmet Gür buna ciddi ciddi tartışmaya girdi biriyle. Orkları nasıl Türk? Gerçekten nasıl siz oradaki o korkunç yaratıkları Türk diye lanse ediyorsunuz? Evet. Romandaki hep girişli yapılan şeyler bu. Meclis Mehmetçi olarak gösterdi. Yani misal o eski Arap tarihlerinde de var o. Türk kavmidir, şöyle de böyle. Gop ve Mobop dedikleri şeyler eski yazılar. İbranice'de Gop ve Mobop diye bizi gösteriyorlar. Ahir zamanın geçmeni geziyor dedikleri öyle, biziz yani. Öyle ama işte bir günde kendilerinden olduğumuzu iddia edecekler. Bakacak sancak bizde. Eyvah. Birleşmiş Türk Devletleri kurulacak Allah'ın izniyle. Yani Allah'ın Türkiye izniyle. Şu anda Orta Doğu'nun en büyük süper gücü. Bunu böyle bilmek lazım. Amin. Zaten bu sancılar bundan kaynaklanıyor. Önümüz kesilmeye çalışılıyor. Bu terör olaylarıyla, işte çeşitli senaryolarla. Evet. Bu bir manada sancak tekrar bizde dirilecek ve İslam alemi de bizim etrafımızda kenetlenecek. Yani bugün insanlığın ve İslam aleminin kurtuluşu Türkiye'de. Onun için ordumuzun bayrak düştüğü yerden kalkacak. Elbette ki. Bayrak aslında düşmedi. Amin. Bir rafa kalktı bir mitti. Bakalım evet. Meydan kimler var meydanda biraz at. Sapla saman, çalışanla çalışmayan, gayretliyle gayretsiz, samimiyle münafık bir ortaya çıksın. Evet. Bir hesap yapalım. Evet. Allah Teala ayeti kerime diyor ya. Bir siz bir sayı sayıyorsunuz. Biz de bir sayı sayıyoruz. Eyvallah. Ve kader mühlet verir, ihmal etmez. Amin. Bir boşluk yok. Yok. Hiçbir şey sebepsiz değil. Bir mühlet veriyoruz ama ihmal etmiyor. Ve yaradan hiç bilmez mi diyor, yarattın. Bizde işte o demin buyurduğunuz gibi çok güzel şeyler söylediniz demin. Kur'an-ı Kerim konusunda öyle bir şey ki her şeyi bilim gözüyle bakmaya çalışıyorlar. İşte metafizik varcısı nerede var, ispat et diyor. Gel ben ispat edeyim sana. Ama güzellik toplantılarında, mason ritüellerinde, armalarda, logolarda, şirket logolarına, flamalara kadar yedirmişsin bunu hani. Evet. Evet. Hani bu ütopyaysa senin ütopyan ne? Ya, yaradan zaten bunu kurmuş, yaratmış kainat kitabında. Mesela güneş doğuyor, doğudan doğuyor, batıdan batıyor. Orada olduğu için, yaratan onu o şekilde yarattığı için kitaplarda var. Yoksa kitaplarda yazıldığı için onlar oradan doğup batmıyor. Bilim arıyorsan zaten işte meydanda Allah onu yaratmış. Amin. Sen olmayan bir şeyi olur hale getirmeye çalışıyorsun. Olan bir şey de olmaz bir hale getirmeye çalışıyorsun. Ama burada tabii inşallah artık aydınlanmış beyinler var. Ben şuna inanıyorum. Geçen konferansta da söyledik. Artık Mekke'den Medine'ye Allah Resulü'nün göçü bir semboldür aslında. Nedir bu? Mekke'de İslam doğmuştur ama Medine'de yaşanmış, genişlemiştir. Medine büyük şehir manasında olduğu için aydın kişiler daha fazladır. O işi, o olguları mutmain şekilde arındıracak, anlayacak. Bugün entelektüel kişilerden, sizlerden, aydın kafalardan, yazarlardan, çizerlerden İslam nuru aynı zamanda baş verecek. Ve bu iş bütün dünyaya yayıldı. Allah'ın izniyle önü kesilemez. Ama şu da var. İslam adına süfyanlık yapanlar da var. Evet. İslam'ı kullanarak onlara bir takım insanlara girmek istemiyorum. Onları da zaten kimlerin ayıracağı belli. Evet. Hesabı dürerler. Masaya hesap gelecek. Evet. Şimdi ben bu programlanmış adamlar içerisinde biraz Condoleezza Rice bana biraz şey geliyor, gizemli tip geliyor. Bir programlanmış bir tip gibi geliyor. Böyle Dışişleri Bakanı olarak çok seyahatler ediyor. 22 ülkenin sınırlarının değişeceğinden ifade ediyor. Çok ilginç. 22-24 ülke değişmesine ya da 25 hatta 30'u bile değiştirmelerine ama 22'yi özellikle söylüyorlar. 22 de İbranice harfleri biliyorsunuz 22'dir. Evet. Ve her dönemin anahtarı olarak görürler. Dünyayı başlangıcından bu yana 22 kategoriye ayırıyorlar. Yani dediğim gibi bunların birçok bilgisi ilahi kaynaklı. Evet. Fakat analizlerde, yorumlarda bunları hep kendi görmek istedikleri açılardan histerik, hegemonik ve şeytanın gözüyle, şeytan Allah'a düşman ya, şeytan adamlar gibi olduklarından dolayı onun gözüyle adlandırıyorlar. Yani ben burada A diyorsam ve bir cümle bu şekilde devam ediyorsa o A'yı siliyor oradan, cümle devam akıyor, müjdeler bu şekilde akıyor, B'yi koyuyor, kendini oraya koyuyor. Bu programlanmış adamlar içerisinde 22 ülkenin sınırlarını değiştiğini söyleyen, bu şeylerin 22 gizemleri var. Bu Condoleezza Rice'de bir gizem var yani, bunun ne olabilir bu? Şöyle desem ben acaba inanır mısınız? K eşittir F nokta kodlu üçgen, tere çekildiği zaman üçgen,
ki eşittir Kotlu, Kabala şöyle, öğretisinin eski ve eşittir 22. Eşittir 22. 22 eşittir şey, eşittir Kotlu, 22. Evet, Kotlu numarasında şöyle bir efsaneler anlatır, anlatılır Yahudilerin. Evet. Bu üfledikleri şeylerden bunlar pek. Amin. Bir yarı kadın, yarı erkek olan bir şahsiyet gelecektir. 22 boyu bir arada toplayacaktır. 22 veya o günkü anlamla liderleri. Evet. Birleştirip kendine köle yapacaktır. Bu müjdeyi, bu emri yarı insan, yarı yarı kadın, pardon, yarı erkek. Yarı erkek, yarı kadın olan bir kişi verecektir. İsmi de bellidir o kayıtlarda. Şimdi o, demin söyledik ya, o programlanmış insanlardaki rol, Condoleezza Rice denen insandan şöyle dikkatli bakılırsa, hani hiç evlenmemiş bir bayan deniyor. Acaba gerçekten bayan mı? Ben evet, bunu diyorum. Bir kafa yorsunlar bakalım tefekkür etsinler. Yoksa cinselliği farklı yönde bir insan mı? Yani hani bugün farklı eşcinsel demeyeceğim, evet, travesti dedikleri veya falan, böyle bir şahsiyet mi? Şöyle bir yüzünden, şeyinden düşünsünler, bir baksınlar. Ve 22 ülkenin emrini de bu nasıl veriyor? Evet. Sınırları da işte. Şimdi o kodla beraber veriyoruz. Ve bu şahsiyet. Orada yarı erkek, yarı kadın. Bilirsiniz Yahova'ya da öyle derler. Tabii. Hatta yani, resimlerini evet, yapıyorlar. Evet. Belden yukarısı kadındır, belgen aşağı erkektir. Evet. Hatta JB dedikleri. Evet. Yohim ve Boaz. Evet. Dedikleri iki sütun. Biri erkek, biri dişili isimdeler. Evet. Yani onu belli noktalara dikerler. İşte Sultanahmet'teki o dikili taş gibi. Evet, orada eyvallah, bir şeylerin mesajlarını verirler burada. Eyvallah. Hep ikilik. Çünkü şeytan ikiliktedir. İkiliktir ve iki cins. Cinstedir ve tersliği yayar. Ve bir takım İsrail istihbaratında bulunmuş, başbakanlık yapan, ki bunlar yani bilinen mevcudur, gazetelere, kitaplara da çıkmıştır. Bir dönem kadın formatında operasyonlar yaptıkları, Menahem Begüm'ün falan da bilinen şeyler, resimleri dahi var. Bu işte, buradan şu harika bir formül verdiniz. K eşittir, F eşittir 22. Evet. Üçgen 22. Hani bu dolarda da üçgen evet, kullanılır, o üçgenlerden vazgeçmiyorlar. Üçgen 22. Evet. Bu da ilahi kaynaklı. Bunun da içini dolduruyorlar. Buna P3 diyorlar. Evet. Görüyor, eyvallah, biliyor, duyuyor. Eyvallah. Çünkü siz biliyorlar ki Allah'ın stratejisi en doğru strateji. Demek ki bu stratejiyi kullanmam lazım ama şerli olarak kullanmam lazım. Şerde kullanmam lazım. Cenab-ı Allah'ın kudreti nereden geliyor? Şeytanın kudreti nereden geliyor? Cenab-ı Allah'tan. Bahattin Buhari Hazretleri'ne diyorlar ki, ya bir takım adamları var. Yani müritlerde biraz enter kafaları karışıyor. Yani onlarda da bir özellikler var. Bir takım adamlar var, suda yürüyorlar. Balıklar da gidiyor diyor suda. Bir takım adamları var diyor, havada uçuyorlar. Kuşlar da uçuyor diyor. Allah Allah, bizim diyor büyük hiç etkilenmiyor. Fakat onlar gözlerini kapattıkları zaman diyor bir takım yerlere seyri suluk yapıyorlar, görüyorlar, duyumlar alıyorlar sanki etrafı televizyonda izler gibi. Siz şeytanı ne zannediyorsunuz diyor ya. Şeytan, Cenab-ı Allah'ın ismi azam denen çok özel duasını kendisine bildirildiği için söyler ve kainatı 7 saniyede baştan aşağı gezer, dünyayı değil diyor. 7 saniyede yani rapor alır diyor. 7 saniyede. Saniye bile orada bir mecazdır aslında, daha az. Ha. Kim neyle yapar bunu diyor? Cenab-ı Allah'ın ismi azam, Allah'ın en öz, en has, en hikmetli, en sırlı, en çok sinerjiyi çıkaran, ortaya bir enerjiyi, bir kudret kuvveti çıkaran ismiyle yapıyor. Kendisinden menkul bir şeyle değil. Ama dünyada bir imtihan olsun diye bu kuvvet, kudret demiş. Ben size kapının basınca Porsche arabayı bıraktım. Bir imtihandır bu dedim. Hayra da sürebilirsin, şerre de sürebilirsin. Porsche'yi aldı, bizim çocuk şeyde ava çıkmış Porsche'yle. İşte bunlardaki sırrı da görmek lazım. Bir takım kuvvet ve kudretler istidad ettiğimiz insanlardan gelen bir kudret ve kuvvet yok. Tek kudret Allah'tır. Amin. Namazsada. Bunlar zaten emanet vesileleri. Amin. Namazsada. İmtihan vesileleri. Bütün bunları zaten tanımak için şeytanı tanımak lazım. Bizde mistik bir şeymiş gibi, sanki yokmuş, hayalmiş gibi. Olur mu? Allah ayetinde söylüyor, damarlarınızda dolaşır, sağınızdan solunuzdan gelir. Yaşayan bir olgudur İblis aleyhinnale. Sonuçta alimleri bize biraz yanlış tanıttılar bize diye düşünüyorum yani. Hep masal kahramanı. Aslında somut bir varlıktır. Allah'ın izniyle. Hatta ayet-i kerimede de ininiz birbirinize düşman olarak. O yasa karşılayan zaman. Üçüncü kitapta ben bazı kodlar verdim o konuda. İniniz diyor yeryüzüne. Şeytan aynı zamanda şu anda yeryüzünde de. O da savaşıyor. Şeytanilere de bu üflüyor zaten. Onlar da işte icracıları. İnsan şeytanları. Evet. Oraya hızlı bırak bin felaklarda var. İnsan şeytanından sana sığınırım ya Rabbi. Neden hadisi?
Bu şekilde silsile böyle devam ediyor. Demek ki biz düşmanımızı iyi tanımamız gerekiyor. Tanımadığımız zaman, onun yeteneklerini de görmediğimiz zaman hurafeymiş, paranoyaklıkmış, işte efendim meczuplukmuş falan gibi böyle izzet şerefini de bilim dallarına veya metafizikten bahsediyoruz. Düşürdükten sonra bizimkiler daha çok böyle tokat yer. Çapsızlıklarına yansınlar. Son konuyu bağlıyorum. K eşittir, F eşittir 22 üçgen. Bunun üzerinde durun. Özellikle durun. Oktan Bey'in çoğu şeyinde konuştuğumuz gibi zaman ve mekan hazır olduğunda Cenab-ı Allah bizi mahcup etmeyecektir. Çünkü burada hiçbir başka niyet yok. Sadece bir takım fizik bilgileri daha önceden alma diye bir takım yetiler var. Burada bir ikramdır. Şahsa münhasır hiçbir şey yoktur. Cenab-ı Allah'ın kalemi, kudret kalemi yazar. Biz onun kalemi olabilmişsek, kudret kalemi olabilmişsek ne mutlu bize. Şimdi en son bitirmeden evvel şeye geliyorum. Bu Arap Camisi, Yediler Camii gibi bir takım bizim stratejik İstanbul'da noktalarımız da var. Sadece onların noktaları değil. Zaten Kıskırezi de bizim noktamız da. Onlar evet. O kendilerine her şeyi bina ettiler. Buradaki Yeraltı Camii gibi Karaköy'de işte bir takım merkezler gibi. Bunların özellikleri nedir? Bir takım istasyonlar mı buralar? Buluşma yerleri mi? İstihbaratların bir takım istasyonlar dediği gibi cümle gibi oturdu. Yani buluşma yerleri mi? Duraklar mı buralar? Şimdi tabii Ricali Gayb erenlerinden pek bahsetmedik ama bu melamilerin içerisinde Ricali Gayb erenleri de var. Yani Allah adamları bu 40'lar, 7'ler, efendime söyleyeyim 70'ler, 100'ler, 300'ler vesaire gidiyor. Güdela, Nüceba, Nüceba diye. Bakın orada bile bir şey vardır, anekdot olsun. Mesela Güdela denir. Evet. Bizde ne diyelim? Budala. Abdal denir, bizde de aptal. Yani lakaytleştirmiş, küçük düşürmüş. Halbuki abdal olabilmek çok büyük bir şey. Vücudunu yedi yerde gösteren demek abdal aynı zamanda. Yani bir aptal bunu yapabilir mi? Ama onu izzet-i şerefini düşmek için o lakabı bilmeleri şekilde askeriyetini aldılar. Ruhunu alıyorlar. Tabii ki almışlar. Arap Camii İstanbul'un ilk camisidir. Komutan mesleme gelmiştir. 7 sene orada kalmıştır. Ben orada namaz kılmıştım bir ara, sık sık söylüyorum. Bir meczupla tanıştım. Dedi ki burada dedi yedilerin camii dedi. Sonradan oradan farklı bir şey anlatmak istiyorum aslında. Bir ilim öğrendim. Yedilerin camii deyince tabii Rıcalı Gayb Erenlerin camii. Demek ki böyle bir şey var. Bir gönül gözü açık bir üstada sordum böyle böyle. Dedi ki batıniyatta olan sırların zahiriyatta mutlaka emareleri vardır. Bir araştır dedi, bulursun bunun dedi ne olduğunu. Araştırdık. Komutan nesleme. Türkçe'de 7 harf. Amin. Ordu 7 sene gelmiş. 7 sene sonra çekilmiş komutan meslemenin ordusu. Amin. İstanbul 7 tepe üzerine kurulur. Evet. Rumi 717 senesinde o cami yapılmış. 2 tane 7 var. Ve içinde 70 tane pencere var. Yine 7 var. Yani demek ki o cami İstanbul'un ilk ruhani mabedi camisi. Orada bazı alışverişler, hatta bazı duaların kabul olduğu da söylenir. Bunu da böyle bir istihbarat olarak verelim. Kabe'de 7 kere tavaf edilir. Evet. Yalnız edip adaba çıkmamak lazım. Bir takım yerleri tabulaştırmak keramet şeyli değildir. Eşyada değildir. Kerameti verinin sanat eserine takdirdedir. Tabii. O bir eser olarak görülmeli. Niyet zaten. İlk tabii. Geliş işte İstanbul'a ilk gelip mabedi dikme. Konstantiniyye kendi. Harika yani mesela bir şey, hizmet yeri. Biz bazı hani ifrat tefrit olaylarını halkımız karıştırıyor ya. Eyvallah. Cehaletten kurtulalım. Oradaki eseri takdir edelim ama müessirden dolayı eseri. Kerameti eserde kabul etmeyelim. Müessiri hatırlattığı için takdir edelim. Müessirin eseri. Biliyoruz ne güzel işte Allah'a şükür ki böyle bir eserimiz var ama akla müessir gelmesine. Bizim Müslümanlar bu kitaplara özellikle Kur'an-ı Kerim'e akıl gözüyle bakacaklar. Sabit fikirlerle, onun bunu söylediği küçültmelerle, alaycılıklarla değil. Her şeyi atsınlar, evet. Öyle baksınlar. Hatta şöyle söyleyeyim, Allah'la bir anlaşmaya da girmesinler bu manada. Kur'an-ı Kerim elbette ki bir tebliğdir, Allah'ın vahyidir. Ama Kur'an-ı Kerim'de bir sahabenin dediği gibi devem kaybolsa Kur'an'a bakar onu bulurum diyor. Demek ki onda her şey vardır. Kur'an-ı Kerim'e bir kalp ilmi var. Tabii ki. Ona bakacak. O gözle baktığım zaman diyor kalbime bir şeyler akıtılacağını anlıyorum. Belki bir kelime uyaracak mı? Evet. Orada bir kelime söyleyecek, o mahallenin ismi geçecek. Bu bir Allah'la aranızdaki bir sırdır, örtüdür bu. Evet. Elinde orada mahallenin ismi yazacak dolayı değil. Bir amenna. Kalp ilmine gireceksin. Apaçık her şey orada vardır. Tabii. Allah'ın izniyle. Tabii ki bizim Karadeniz'de hemşerimiz yapmış onu. Ramazan günü, latife olsun, kapatırken belki, Ramazan günü
Allah'ım diyor, şu otlar, bilirsin Karadeniz'de olduğun için, bizde ot meşhurdur ineklere yedirdiği için. Yağmur yağdırmadı, otları yeni istifledim. Sele gitmesin, mahvolmayayım. İnek yemsiz kalmasın falan der, böyle anlaşma yapar gibi. Ertesi gün bir yağmur yağar, bir kalkar bakar ki otlar gitmiş. Batmış her taraf, bir de ahır gitmiş, inek de gitmiş. Bir eşek var, eşek de gitmiş. Ölmüş. Neyse, Ramazan günü sinirle sigarayı yakmış. Orucu bozmuş ki ya Allah'tan işte intikam oluyor, karşılığı bir şey yapıyor. Neyse, yakmış, şöyle düşünmüş. Demiş, ey Allah'ım, bu eşeği de kurbana saymazsam şerefsizim. Şimdi, tabii latif olsun, biz böyle Allah'a böyle bakarsak, Kur'an'a bu şekilde anlaşmayla bakarsak, hep bir şeyleri maddi ve menfaati şekilde algılarsak, hiç her şeyi kapatırız, gözlerimizi kör ederiz, birileri de bizim başımıza biner, tokat atar. İnşallah ama aydınlandık sizin sayenizde, sizin gibi sayesinde de. Estağfurullah. Yani bu bir takım oyunu, hazır kıta oyunu. Biz o yüzden bu programa naçizane hazır kıta dedik, dostlarla, abilerle beraber. Sayın hazır kıta izleyenleri tahmin ediyorum, hissediyorum, doyamadınız hakikatlere. Ve zaman, inanın kalbinizi müşterit olarak açık tutarsanız, burada konuşulanların çoğunu ilk başta size belki ütopya gibi bazıları konular görünecektir. Ama zaman hakikatleri ya da hakikati bulma arayışında giden insanları hep haklı çıkarıyor. Lütfen herkes durumdan vazife çıkarsın ve o trafikteki güzel insanları kalp ilmini, kalbini temiz tuttuktan sonra bulmaya baksın. Belki biz bulamayız onları ama onlar bizi bulur. Bestami'nin bir sözü vardır. İşin sırrı budur. O aramakla bulunmaz. Fakat arayanlar bulanlardır. Yani niyet arayanların, bulmak onun işi. Hayırlı haftalar diliyorum.